Hırs, hırs ihlası kırar, amel-i uhreviyeyi zedeler. Çünkü bir ehli takvanın hırsı varsa teveccühü nası ister. Teveccühü nası müraat eden ihlası tamı bulamaz. Teveccühü nası müraat eden ihlası tamı bulamaz diyor. Bir üstteki cümlede. Nur camiası bundan mı kaybetti efendim? Çünkü gençleri yakalayalım, insanlara ulaşalım derken bunu mu? Nur camiası şöhret arzusundan kaybetmedi. Samimane hizmet ettiler. Elanda samimane hizmet ediyorlar. Felsefeyle irşadı birbirlerine karıştırdılar. Risale-i Nur'un bir irşat sistemi olduğunu, bir irşat hareketi olduğunu anlatmadı öndekiler, sonrakiler de bulamadılar. Yani ikinci kuşak birinci halkanın dışındaki ikinci halka, yani Sungur halkası anlatmadılar. Öbürleri de bulamadılar. Risale-i Nur hareketi bir irşat hareketidir. Felsefe orada sadece lazım olduğu zaman kullanılır. Yola düşmüş çirkin pis şeyleri kaldırmak içindir felsefe. Felsefe esas değildir. Risale-i Nur'daki yüksek felsefe, İslami felsefe, parlak kelamlar Nur camiasını kendini o noktaya bağladı. Halen öyle gidiyorlar. Halen öyle gidiyorlar. Şöhret arzusu yok yani. Şöhret meselesi değil. Yolun bulunamaması meselesi. Yolun bulunamaması meselesi. Kayıp buradan oldu. Gerçi efendim hırs ve şöhret şey hiç var ama bunun yanında... Hiç demeyelim. Yani hiç demeyelim. İnsanların herkeste var bu. Yani Nur camiasında hiç yok. Bu yanlış. Çünkü yaratılmışsa, kulsa, insansa illa hubbu riyaset var. İlla şan şöhret arzusu var. Hele erkeklerde illa var yani. Bazısı kontrol altına alıyor, bazısı alamıyor. İlla vardır o. Var da yolun esası o değil. Yani Nur camiası şöhret arzusundan kaybetmedi. İrşad hadisesini atladığından kaybetti. Felsefeye daldı. Şimdi felsefeyi İslami felsefeyi götüreceği zaman muhatap kim olur? İslami felsefeyi anlayanlar olur değil mi? Şimdi bak 6 bölüme ayırdı Üstad Hazretleri cemaat, cemiyeti ne yaptı? Fakirler, zayıflar, hastalar, ihtiyarlar, efendim ehli takva, musibet zadeler, ehli takva, öyle mi? 6 bölüme böldü yani. Bir de gençler. Şimdi felsefeyle gittiğin zaman şu 6 grubun 5'i seni anlamaz. Hastaya ne felsefesi yapacak? Musibet zade fakir senin felsefeni ne dinler yani? Öyle değil mi? Ehli takva, ehli takvaya ahiret lazım. Sen felsefen ne diyecek ya? Başına çalır. Ne olacak? Muhatap gençlik kalacak. Yani okuyan talebe kalacak. Üniversite talebesi kalacak. Ve ona mümasil, ona bitişik çevreler kalacak. Bugün de olan o. Bir türlü Risale-i Nur akademik seviyeden halk seviyesine düşürülemedi. Halbuki Risale-i Nur halk seviyesidir. Akademik seviye ondan istifade eder. Kayda budur yani. Kur'an-ı Azimüşşan da insanların ekserine göre gelmiştir. %80'e göre gelmiştir. İnsanların aklını zorlayıcı bir şeye yapmamıştır Kur'an. En beçare adam da Kur'an'dan bir şeyler anlıyor. Ama en havas insan da o beçarenin anladığından daha ileri bazı şeyler anlıyor. Kayda budur.
Şimdi Risale-i Nur Camiası ne yaptı? En iyi anlayanı esas aldı felsefeyi. Gerisi anlamıyorsa biz ne yapalım? Nur Camiası bundan kaybetti. Elan böyle devam ediyor. Mutlak varisi niye çıkarttılar efendim? Mutlak varis çıktı. Son zamanlarda en çok kullanılan tabir ve yönlendirilen şahıs o. Mutlak varis neden dolayı çıktı? Yani o tabir üstad'a ait. Yok efendim, şimdi son zamanlarda bir abimiz... Hüsnü kardeşimiz, Hüsnü abimiz hakkında öyle diyorlar. Evet. Tanıyorum Hüsnü'yü, iyi tanırım. Karabük'ten tanırım. Mutlak varis olarak ilan edildi. Efendim? Mutlak varis olarak ilan edildi. Doğrudur. Eksiği mi var? Yok. Allah razı olsun, Nur Camiası'nı tutmuş götürüyor. Güzel bir şey işte. Kötü bir şey değil, hoş bir şey. Benim anlattığım başka şey. Benim anlatmak istediğim başka şey. Altı sınıfın altısına da hitap eden bir Risale-i Nur var ortada. Bu altı grubun muhatap olması lazım gelen Risale-i Nur sadece felsefeyi anlayanlara tahsis edildi. Çünkü öbürleri anlamıyorlar bu işten. Cami cemaati anlamaz yani sen felsefe. Risale-i Nur Camiası'nın tıkandığı nokta bura. Yani tıkandığı ne? Çalışmıyorlar mı? Çalışıyor. Hizmet olmuyor mu? Oluyor. Yüzlerce, binlerce, on binlerce genç elhamdülillah bu sayede imanlarını kurtarıyorlar. Sefahatten kurtuluyorlar. Bin teşekkür, bin tane rahmet okuyoruz kendilerine. O ayrı mesele ama bu beş grubun beşini de hitap eden cami merkezli bir hizmet tarzıdır. Cami. Bildiğimiz bir cami cemaati var ya, ha o beğenmediğin cami cemaati İslam'ın özüdür, esasıdır, aslıdır, temelidir. İş odur. Bazıları kabiliyetlidir, cemaatten ayrı şeyler yapar. Yani ayrı dediğim, onlara muhalif olmayan daha inkişaf ettirir, mühendis olur, doktor olur. Neden? Bu mücit olur yani, bir şey icat eder. Onlar o cemaatten süzülüp çıkanlar. Ama top, esas cemaat, esas insan grubu, esas Cadde-i Kübra cami cemaatidir. Cami esas alınacak. Yanına medrese, tekke, zaviye, efendim şeyler, onun yanına süsleme olacak o. Ama caminin etrafında olacak onlar. Müstakil oldu mu olmaz. Medrese, tekke, kurslar, caminin çevresinde camiyi tamamlayıcı olacak. Camiden ayrı değil. Risale-i Nur Camiası li hikmetin. Yani niye böyle oldu bilemiyoruz. Hikmeti var Allah'ın. Boş değil o iş. Risale-i Nur'un mesaili nedir? İlhamattır, zuhurattır, ihtarattır. Boş değildir yani. Demek ki böyle bir gelme olacak, böyle bir devir olacak, böyle bir devran olacak. Ona biz karışmıyoruz ama biz şimdi Risale-i Nur yolunun esasını konuşuyorsak yanlış burada oldu. Risale-i Nur hareketi bir irşat hareketi olarak ele alınmadı. Bediüzzaman bir felsefeci gibi alıyor, kendisi de başlamda diyor. Beni skolastik bataklığına batmış bir medrese molasını zannediyorlar diyor. Bir cami hocasını zannediyorlar. Ta baştan söylüyor. Skolastik bataklığı dediği felsefe. Ta baştan kendisini şey yapmış. Birinci halka talebelerin muamele tarzı unutuldu. İkinci halka talebeler kendilerine yol çizdiler. Birincide üstadın verasetini takip edebilecek çaptaki insanları dinlemediler. Onların yoluna itibar etmediler. Onların Risale-i Nur anlayışlarını benimsemediler. Birçoklarını ittiham ettiler. Üç ana yol ortaya çıkardılar. Birisi Husrev tarzı, birisi Feyzi ve Hulusi tarzı, birisi de İstanbul tarzı. İstanbul tarzı felsefeyi tuttu. Husrev medreseyi tuttu.
Feyzi ve Hulusi camiyi tuttu. Üç tarzıyla gittiler. İçe bölündü yani üstattan sonra hizmetin şekli, hizmetin tarzı, anlayışı. Bir gün şeyde ikindi dersiydi Allahu Alem, ikindi dersiydi. Tam dersin orta yerinde Sungur Efendi geldi Elazığ'da medreseye, yani dershaneye. Hulusi Bey gibi çok az konuşan ve çok mutlaka isabetli konuşan bir insan, o cemaatin içinde Sungur dedi. Efendim dedi, öyle telaşlandı da, Sungur abi öyle telaşlıydı zaten. Efendim dedi, üstad sen bunun maniye evladısın dedi mi sana? Dedi efendim. Tamam dedi. Ne içinse? Yani sen niye yan gidiyorsun, niye ters gidiyorsun, niye adam dinlemiyorsun? Sen benim manevi evladımsın. Üstad seni bana manevi evlat verdi. Onun yanına istediğin kadar parantez aç konuş. Ama o kadar söyledi. Üstad seni bana manevi evlat, bu senin manevi evladındır dedi mi? Evet efendim dedi, efendim dedi. Tamam öyleyse dedi. Ne oldu? Hulusi'yi izole ettiler. Feyzi'yi izole ettiler. Husrev'i izole ettiler. İkinci tabaka talebeler. Bunlar kasten mi yaptı? Ben hepsine yemin ederim. Her türlü manevi belasını üzerime alırım ki ya kasti yok. Kasıt değil. Değil de nasıl bir aldanma oldu, nasıl bir iş oldu anlayamıyorum yani. Onu da anlayamıyorum. Hepsini de tanıyorum. Ala külliyah hepsinde dizindiğimde oturmuşum yani hemen hemen. Hemen hemen bir de fazla. Öyle oldu. Yanlış burada. Yoksa nur talebeleri öyle o cumartesindeki şeylerin hepsinin nur talebelerinden uzaktır. Ne milliyetçilik vardır, ne mesela Sıddık kardeş hakkında Kürtçü derler. Sıddık Kürtçü olmaz. Sıddık Kürtçü olmaz. Risale-i Nur okuyor. Risale-i Nur'u okuyan kabul eder. Nasıl Kürtçe olur, Türkçe olur, bilmem nece olur, bilmem nece olur. Yeni Asya da aynı. Onlar da Türkçü. Onlar da Türkçe olmaz. Olmaz, olamaz. Risale-i Nur talebesi olamaz. Temeli sağlam bu işin. Menfi milliyetçiliğe, kavmiyetçiliğe girmez bu talebesi. O temel sağlam. Yanlışlar var. Şimdi ne yanlış var? Mesela Üstad Hazretleri bilhassa eski eserlerinde, eski dediğimiz eskinin yeni eserlerinde Kürt, Kürdistan gibi tabirleri çok kullanıyor. Şimdi biz bugün Trabzon, Trabzonlu, Trabzon'a desek bugünün cemiyetinde bir terslik var mı? He? Yok. Trabzon'a gidecek misin? Evet. Sen Trabzonlu musun? Evet. Trabzon mebusu mu? Evet. O zaman da Kürdistan aynıydı yani. Ya o zaman da Trabzon, bugün Trabzon der gibi o gün Kürdistan deniliyordu. Kürdistan mebusu. Sen Kürdistan'a gidiyor musun? Kürdistan mollası. Gayet normaldi yani bunlar. Bugün Trabzon der gibiydi yani. Edirne der gibiydi yani. E şimdi o tabirler orada kalınca yeni Asyacılar biraz şey yaptılar yani, ya bu bugün suça girdi yani, bu Kürtçülük tabirleri biraz ters gidiyor, bunları doğu diyelim, şark diyelim. Sen kendilerine kalmış o iş. Eserin orijinali değiştirilmez. Eserin orijinalinin üzerinde oynanmaz. Sen kendi fikrini dibine haşiye olarak yaz, ne yazarsan yaz. Eserin orijinaline karışılmaz. Bunlar orijinaline karıştılar. İşte Kürt yerine şark dediler, bilmem ne dediler. Kavmiyetçilikten değil. Güya Risale-i Nur'un zarar görmemesi endişesinden. Yani ben bir kasıt aramıyorum. Hiçbir grupta, hiçbir hizmet tarzında kasıt aramıyorum. Yanlış var, aldanma var.
Dolayısıyla aldatma oluyor. Gelen adam onlardan Risale-i Nur'u okuyor. Sen 1000 defa söylesen sen dinlemiyor. Çünkü abisi o. Onu dinlemiş. Risale-i Nur'u ondan anlamış. O nasıl anlıyor? Öyle anlıyor. Değişir mi? Değişir. Değişir. Risale-i Nur vazifeli bir eser. Hapsedilmez. Bugün böyle gidiyorsa onun da bir hikmeti var. Bugün böyle gidiyorsa onun da bir hikmeti var. Bizim varis-i mutlak Hüsnü abimiz de her şeye layıktır. Ne desen ona layıktır. Hizmetin ortasında büyümüş. Onlar daha 10-13 yaşlarındayken Risale-i Nur dairesine girmişler. Mektuplar var biliyorsun. Hüsnü ile kardeşi, küçük kardeşi neydi onun adı? Hüsnü önemli. Bunların babaları berber şeydi. Ben onun dükkanına kaç defa gitmişim. Safram'da berber dükkanı vardı. Hüsnü abinin babasının. Ve Afyon hapsinde üstadla beraber hapiste kalmışlardı bunlar. Babası. Bunlar temelden Risale-i Nur talebesidir yani. Buyur. Efendim, bu çok uzak olmayan bir yakın zamanda Üstad Hazretleri'nin bir talebesiyle bir yerde bir yemek yeme imkanı oldu. Evet. Yani yakın zamanda, 1-2 ay önce bizi oraya götüren de bir bürokrat bir abimizdi. 5-6 kişilik bir yemek ortamı. Beni tanıştırırken beni sordu. Kardeşimiz diye. O beyefendi bana baktı, güldü. Hulusi ağabeyin talebesi dedi. Hı. Kasıtlı olarak. Bir perde koydu. Ben öyle deyince içimden ne dedim? Eyvah dedim. Şimdi bir şeyler sorsa biz bir şey bilmiyoruz. Hı. Ne cevap vereceğiz? Hiçbir sual sormadı efendim. Hiç sual sormadı. Hiç. Benim de biraz tuhafıma gitti yani. Yani Hulusi Bey'in isminin geçtiği yerde gerek biraz alakadarlık olaydı. Evet efendim. Sonra aradan birkaç ay geçti. Bu birkaç ay dediğimde bir hafta önce. Üstadımızın bu talebesiyle bir yerden iniyorum efendim, denk geldik. Aynı. Evet, aynı talebeyle. İki kişi yanında, kendisi önde, bir cenaze töreninden ben iniyorum, o da cenazeye giriyor. Aynı kişinin cenazesine. Tabii o ilk görüşmemizde elini öptürmemişti bana. Çevresi de dedi ki elini öptürmez dedi. Hmm. Ben de orada o böyle yalnız yakaladım ya. İniyordum, başka yöne giderken tam ona doğru yöneldim efendim görünce. Kendisine bir şefkatle yöneldiğimi görünce o da bana bir ilgi göstererek ben üstadı gören göz deyip eline yapıştım efendim. Hmm. Yani öptürememezlik yapamadı. Yani. Ellerini öptüm efendim. Hulusi Bey'in talebesiyim ben dedim efendim. Siz dediniz. Evet. Hı. Sinirlendi gitti efendim. Hı? Sinirli bir şekilde devam etti yolunu. Yanlış yapıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Evet. Şimdi yanlış yapıyorlar. Kendileri ordinaryüz efendim. Bizi ilk okul talebesi. Valla bu dairede ordinaryüslük de, talebelik de, efendim kapıcılık da, hizmetçilik de hepsi Allah'ın indinde yazılı olan şekildedir. Çok misal olur mu bilmiyorum. Herhalde bu meseleyi çok anlattım. Mustafa Osman Efendi dükkanında oturuyorum. Zaten bir oturağı vardı, bir tabure vardı. Başka bir şey koymuyordu. Ben de o taburede oturmuştum. O hem çalışıyor hem sohbet ediyor. Yani gelen olursa onların işini geciktirmiyor ama sohbeti de devam ettiriyordu. Adeti öyleydi. Ama o zaman da kimse yoktu yani. Öyle sohbet ediyordu. Bilmiyorum
Oturmuşum, dinliyorum. Dışarıdan bir sakallı zat girdi. Bildiğim Karabük'ten tarikat, ehli tarikat bir zat. Yaşlıca da bir zat. Ben kalktım. Ona yer vermek için kalktım. Bana göz işareti etti, oturdum. Mustafa Osman Efendi göz işareti etti, oturdum. O bazı şeyler konuştu falan, gitti. Mustafa Osman Efendi dedi ki, müsaade edersen bir iki şey söyleyeyim. Buyurun efendim. Dedi, bir, sen burada misafirsin. Gelen ayrı misafire yer göstermek ev sahibinin işidir. Senin işin değildir. Sen olduğun yerde oturacaksın. Dedi, iki, sen onun sakalına hürmet ettin ama sakalın bir içte uzananı var, bir dışta uzananı var. Onu bilmen lazım dedi. Bilemiyorsun, Allah öyle cebinde çok para taşıyan falan şeye itibarı yok yani. Allah'ın ihlasa itibarı var. Ordinaryosun kim olduğu hiç belli olmaz. Netice-i kelam. Evet. Güzel ders değil mi? Ona layık ders. Şaz bir zattı. Çok şaz bir zattı. Nur Dairesi'nde şazlardan biriydi o. Çok şaz bir zattı. Bir gün elimi tutmuştu zannediyorum. Böyle caddeden gidiyorduk Karabük'ten. Dedi, cahil cesur olur. Cahil cesur olur dedi. Dedi, ben üstadı ziyarete gittiğimde dedi. Dedim ki, üstadım keşke bir tarikat kuraydınız. O zaman bir senelik Ömer Risale-i Nur okumuşumuzlar yani. Bir sene okumuş adama bu söz söylenir mi? Dedi, cahil cesur olur. Ben dedi, üstadı ziyarete gittiğimde dedim ki, üstadım keşke bir tarikat kurmuş olaydınız. Bende de kafa yok ki diyeydim, ne cevap verdi? Onu ben sormadım. İlk karşılaştığımızda bana Mısır ve Nasır kitabını hediye etti. O kitap Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na Nasır'ın nasıl sızdırıldığını ve teşkilatın nasıl şey ettiklerini, dağıttıklarını yazan bir kitap. Epeyce bir kalınca bir kitap şöyle. Bana ilk verdiği eser o. Mustafa Osman Efendi. Siyaset. Nasır'ın Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nı nasıl dağıttığını, oraya nasıl sızdırıldığını yazıyor. O eser Mısır ve Nasır. Piyasada var mıdır bilmiyorum. Tabii benim kütüphanem 10 defa dağıldı, toplandı. Yok, şu andan yandı. O eser olabilir yani piyasada. Mısır ve Nasır diye bir kitap. Aklımda nasıl kaldı ya, 61-62 o senelerde o isimde bir kitap tahmini. Evet, buyur. İktisat ve kanaat israf ve tevzire dairdir. Bir. Evet, sual var mı Mustafa? Sual bir tane var da efendim, yolladım size. Ben bir meseleyi arz edeceğim, müsaade ederseniz efendim. Sakalın içeriye uzamasıyla dışarı uzaması meselesinde benim aklıma bir şey geldi. Bizim 1990'da evlendiğimiz senede bizim evliliğimize yardımcı olan, dergahımıza daimi olarak gelen bir Süleyman dedemiz vardı. Allah gani rahmet eylesin. Hı. O bana yemin ederek, her türlü şeyin üstüne yemin ederek söylerim ki dedi, ben üstadı gördüm, elini öptüm,
ve sakalları da göğsüne düşecek kadar uzundu demişti. Doğrudur. Doğrudur. Ben de endişesiz o zatın sözünü kabul ederim. Doğrudur. Afyon hapishanesi 1949. Denizli hapishanesi. Denizli'ye gittikleri zaman Feyzi Efendi çok endişe ediyor. Sakalımı kesecekler diye. Giderken, hapishaneye doğru giderken karşıda pencerede üstadı görüyor. Hapishanenin penceresinde. Üstad şey yapıyor, kendisine el ediyor. Ondan sonra içime şey girdi diyorum. Bir rahatlık, bir huzur. Kesmeyecekler. Gitmiş. Tabii hapishaneye girerken ilk iş berbere sokuyorlar. Orada birkaç cinayet işlemiş. Sonra bilmem ne olmuş, tövbe etmiş falan. Birisi berberlik yapıyormuş. Efelerden birisi. Çağırmışlar. Ya geliyoruz falan filan. Epeyce ayak sürmüş. Sonra gelmiş. Diyor böyle baktı. Dedi ki ulan bu sakala kıyılır mı ulan? Açtı ağzını, yumdu gözünü. Ulan bu dünyada benden daha gavur kimse yok mu? Bu sakala kim dokunursa ona ben dokunurum dedi. Bu sakala kim dokunursa ona ben dokunurum deniyor. Bu sakal kesilmeyecek bu hapishanede. Üstad sen benim sakalımı taşıyorsun emretmiş ona. Efendim askerde de mi kesmemiş? Hayır. Askerde kesmemiş. Süt sakal. Hiç bıçak vurmamış mübarek simasına. Anasından doğduğu gibi sakal uzamış. Askeriyede de kesmemişler. Askeriyede şöyle bir hadise oluyor. Sabah içtimaında o sıra paşa gelmiş teftişe. Ve herkes o zamanki şeye göre, askeri kaidelere göre diş fırçasını falan elinde bile tutacak. Teftiş öyle olacak. Demek o zaman diş fırçasını yaygınlaştırmak istiyorlar. Feyzi Efendi de misvak tutmuş böyle. Misvak tutmuş. Paşa geliyor, hepsine bakıyor. Bu senin elindeki nedir diyor. Bu misvaktır paşam diyor. Niye senin fırçan yok? Ben fırça zararlıdır diyor. Misvak şerifin şöyle diyor. Karları vardır. Suyu mideye şifadır. Dişleri şöyle temizler. Tutumu böyledir. İşte bulanması böyledir. Diyor şeye birlik komutanına diyor bu askeri sonradan tekrar benim yanıma getir diyor. Sonradan götürüyorlar. Diyor ki bunu şeye ver. Öyle bir yere ver ki bu ilmine devam etsin. Paşa emrediyor. Bu genç, bu asker ilmine devam etsin. İhtimaya falan çıkmasın bu genç diyor. Onu öyle bir güzel ambara mamara bir yere veriyorlar. Askerdeyken burada tefsir dersi, hadis dersi, fıkıh dersi alıyor. Cumartesi, pazar günleri Gönelli Mehmet Efendi'den zannediyorum hat şey dersi alıyor, kıraat dersi. Abdülhakim Arvasi'den tefsir dersi alıyor. Bu ikisini biliyorum. Tarih. Hı? Tarih ne zaman efendim? Tarih ne zaman? 1930 Üstad 36'da şeye gitti. 34-35 seneleri. 34-35 seneleri. Ondan sonra ona şeyin paşanın askeri demişler. Feyzi Efendi'ye ona o lakabı takmışlar. Paşanın neferi, paşanın askeri mi, paşanın neferi mi kimse dokunmuyormuş kendisine. Askeriyeyi, askerliği öyle bitirmiş. Sakalına hiçbir yerde dokunmamışlar Feyzi Efendi.